Valla Mert anlatan mısın da kapağını? Tam da videoya gireyim hele bir dur ya. Selamünaleyküm beyler, bugün işte araba lastikli bisikletimizin volüsünü çekeceğim. Gülüm oğlum ya. Neyse işte ne yapacağız şimdi bugün bisikletimize? Arka tarafını siyaha boyayacaktım, vazgeçtim. Beyaza boyayacağım şaseyi. Yasak var diye dışarı çıkamadık kaç gündür. Boyasız kaldı. Ortayı bordoya boyadım. Arka taraf kaldı. İşte arka için de beyaz boya aldık bugün. Cantlar da siyah boyayacağım. Cantlar siyah. Çatı yani kadronun şurası beyaz olacak. Hani bisikleti daha fazla kapatmasın diye beyaz seçtik. Şu anda bu şekilde duruyor bisiklet. Hani fazla öyle işi kalmadı ama ufak tefek işlerini yapacağız. Boyalar da burada. Dağıtacağım birazdan bisikleti işte. Bant çekeceğim. Şu kağıt bantlardan çekeceğim bisikletin kenarlarına. Sadece arka lastiği sökeceğim. İşte bazı yerlerine bant çekeceğim. Şey bandı. Kağıt bandı. Şu anda böyle bisiklet işte. Ne oldu lan ona? Sen neyi söküyorsun? Jantları. Söküp ne yapacaksın? Kenarda aslında bunlar ömür bunu sürükle. Bir de jant mı yapmışsın? Babam da mı sürerdi? Ben şimdi büyük çoğunluğunu yaptım. Zımparasını geçtim şeyle, flexle. Geri kalan kısımların da el zımparasıyla yani kırtasiyeden veya şeyden nalbudan alacağımız el zımparası var ya, kağıt zımparam neyse artık. Onunla geçtim diğer kısımlarını. Arka taraflarına fazla flex vurmadım. Hani bunu vurdum da diğerinde fazla şey yapmadım. El zımparasıyla geçtim. Şu anda bu halde. İşte arkayı dediğim gibi beyaza boyayacağım. Şimdi bunları da boyayacağım. Cantı böyle çeviriyoruz. Şuradan dibinden. Böyle sıkıyoruz. Sonra. Şimdi oradan. Dibinden yiyeceğim. Aynı işlemi bu tarafa da uyguluyoruz. Bu arada gram akma yok. Tertemiz. Bu da lastik. İçine geçirdiğim lastiklerden. Buna bir kat daha geçeceğim. Boya bitti bu arada. Daha hala dönüyor burada.
İşte bayağı böyle atılıyor. Ben böyle atıyorum yani şahsen. 5 liralık boya ama yani kaliteli en azından, hani parlak atma falan da yapmıyor, akma da yapmıyor doğru düzgün eğer düzgün boyarsanız. Beyler ben şimdi beyazın birinci katını attım. Şu alt kısımlara kağıt bant çektim dediğim gibi. Bu daha birinci kat. Şu an böyle duruyor. Büyük ihtimalle de şuradaki dişli şey var ya, şu kırmızı olan, onu siyah boyarım büyük ihtimalle, yine bant çekip hani böyle detay şeklinde olsun, tam arka taraf bembeyaz olmasın, fazla açmasın bisikleti diye onu o renge boyayacağım. Şunlar da bant bu arada, boya değil. Bu daha birinci kat dediğim gibi. Beyler şu an boya neredeyse bitti, az kaldı. İşte boyarken poşet koydum şuraya. Poşetin üstünde de boya varmış. O da şu anda şey gibi. Boya değil de nasıl diyeyim, yaprak gibi duruyor orada. Ona da şimdi tırnakla kazımayacağım. Tırnakla kazırsam eğer bordo da çizme ihtimali var. O bezle falan şeye bodruma ince temizleyeceğim orasını. Şu an böyle gözüküyor bisiklet. Boyanın da dibinde çok az bir şey kaldı zaten. 400 milimdi boya. Jantlarımızı taktık boyadıktan sonra. İşte şu an akşam oldu. Bisikleti sabahleyin boyamıştım. Biraz beklettim boyayı. Tam otursun üzerine diye. Bir de şuralarında biliyorsunuz şekiller var. Şahsenin kendi şekilleri vardı. Oralardan bir kat beyaz geçtim. Sonra şuralardan bant çektim. Hani sınır şeklinde şuralardan bantladım iyicene. Oraları siyah boyayacağız. Aynısını diğer tarafa da yapacağım. Hani detay olsun en azından. Şase komple bembeyaz değil de siyah olsun diye şurayı da siyah boyayacağım. Şu gördüğünüz sistem var ya. Buraları iyicene bant çektim. Kağıt bandını. Komple. Burayı da siyah boyayacağız. Şu gördüğünüz yeri. Burayla beraber. Beyler ben şimdi disk taktım bisikletin üstüne. Biliyorsunuz Dafu'nun, daha bisikletimin şeyi vardı. Diski vardı önünde, kullanmadığım. Aktif olmayan yani. Onu söktüm. Kenarlarına bant çektim. Şu kollarını siyah boyadım şöyle. Orta kısımdaki kolları. Sonra cırtla da, karşılıklı cırtlarla da sabitledim. Şu anda böyle gözüküyor bisiklet. İşte daha temizlemem lazım çünkü çok kirli. Bir de bodrum tozlu biliyorsunuz yani, zemini böyle. Beton yok yani zeminde, sadece toprak var. Toprak dediğim toz yani. Her ne kadar ben bunu temizlesem de 3 gün sonra yine aynı haline geliyor. En çok zaten beni sinir eden kısmı. İşte bugün yine temizlik yapacağım. Bisikletin her tarafını yine cifle temizlerim. Büyük ihtimalle cifle veya feri ile. Parlatmaya çalışacağım bugün. Beyler şimdi bütün iş bitti herhalde bisikletin şu anda. Öyle sanıyorum. Bir de sildim iyicene bazı yerlerini. Şu anda böyle oldu bisiklet. Yani yakıştı bence ama ne bileyim, sanki bir şey eksik gibi ya sanki. Arka lastik çok kirli, ondan da biraz kötü gözüküyor olabilir. Onun haricinde sanki bir şey eksik. Bir de koltuk garip duruyor. O çok içime garip geldi. Onun haricinde başka bir şey yok herhalde şu anda. Dediğim gibi şurayı siyah boyadım. Beyler şu an bisikletimiz bu halde. Arkayı beyaza boyadım. Zaten bunu göstermiştim videoda. Göçükleri vardı şurada biliyorsunuz, o göçüğü de kapatmaya çalıştım elimden geldiğince. Şahsede bak şu anda fazla bir göçük yok gördüğünüz gibi. Normalde burada çok fazla göçük vardı. Hani biliyorsunuz bayağı içerideydi burası. Yani hiç fazla da öyle belli olmuyor. Boyaya attığım zaman da hiç belli olmayacak. Önce astar atacağım çünkü yani bunun üzerine direkt boya vuramam. Önce bir siyah boya veya elimde hangi boya varsa hani sadece orayı kapatsın diye bir boya atacağım. Astar görevi görsün diye. Hani gidip hususu astar rengi almadım. Onun haricinde bir de şurada göçük var ufaktan. Onu kapatmaya pek gerek duymadım çünkü hani nasıl diyeyim, zaten oraya yazı yapıştıracağım. Belli de olmayacak yani. Ama benim için burası çok önemliydi çünkü burası çok belli oluyordu. Burası o kadar fazla belli olmuyor da. Yani şöyle yandan bakınca o kadar fazla belli etmiyor ama
Burası çok belli ediyordu. Orasını da hani elimden geldiğince düzlemeye çalıştık. Düzledik orasını. Telefon netlemedi. Tamam. İşte bugün ne yapacağım? Bugün şu gördüğümüz fren kablo yerlerini veya vites kablo yerlerini sökeceğim. Bisikleti tekrardan bir zımpara atacağım. El zımparası atacağım bu sefer. Flex çalıştırmayacağım. Flex'i ne için çalıştıracağım? Şuralardaki çıkardığım zaman orada böyle kıymık gibi böyle garip bir şeyler olursa o zaman oraya flex vuracağım. Önde 24 var. Yani 24 taktım öne. 26 orada. İşte keyfime göre değişiyor. Bazen 24 takıyorum. Bazen 26 takıyorum. İşte şu an böyle gözüküyor bisiklet. Otoboya bastırdım. Instagram'a durum attım. Takip edenler görmüştür Instagram'dan. Otoboyası bastırdım. Doğan yeşili. Selex, Şahin Selex. Doğan Selex'lerin yeşili var biliyorsunuz. Turkuaz gibi. O renkten bastırdım. Özel basım baya. Otoboyası yani. Bir de 5 liralık vernik aldım. Cebimde fazla para kalmadığı için bu verniği almak zorunda kaldım. Normalde boyaya aldığım yerde daha kaliteli vernikler vardı ama boyayla aynı fiyattaydı. Yani boyayı 45 liraya aldım. Şu gördüğünüz boyayı 45 liraya bastırdım 400 milimini. İşte adam dedi ki hani 45-50 liraya da sana dedi vernik verebilirim dedi. Ben de dedim kalsın hani 90 liraya 100 liraya mal edemem bir boyayı. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Kimseye de rakip değilim. Keyfime göre yapıyorum bisikletleri. Kimse de kalkıp bana laf etmesin. Neyse. Yazı aldım. Carlsberg yazıyor. Biliyorsunuz bir bira markası. O işte bunları buradan söktükten sonra bu yazıyı da buraya yapıştıracağım. Carlsberg yazısını. Ne diyecektim? Şuraya bir yere resmini koyarım. Bir tane Şahin'de görmüştüm ben bunu birkaç ay önce. Hatta birkaç önce değil. Geçen sene bir tane Şahin'de görmüştüm ben. Bir tane kadın sürüyor ve abla sürüyor. İşte yanlıyor filan sıfır çiziyor. Hatta karı koca herhalde onlar. Onların Instagram adresini bulursam buraya bir yere yazarım. Onları da görmüştüm. Kapısında yazıyordu Carlsberg diye. Orada hep içimde kalmıştı. O rengi yapıp o üstüne o da yazı yazdırmak. Sonra geçen ayda işte ben bunu yapmaya başladıktan sonra dedim acaba o rengi yapsam mı? O rengi yapıp üzerine bunu yazsam mı diye düşündüm. Sonra hani bordo aklıma geldi. Bir de bordo zaten elimde bordo vardı. Bordoya böyle geçici olaraktan boyadım. Elimde bordo vardı yani gidip hususu bordo boya almadım. İşte nasip bugüneymiş. İşte onun ikizini yapmaya çalışacağım. Şuraya bir yere gene koyarım o gördüğüm Şahin'in resmini. Şu anda böyle duruyor bisiklet işte. İşte zımpara atacağım. Boya atacağım üzerine yarın. Zımparayı da bugün atarım. Boyayı da yarın atarım herhalde. Yarın sabah kalkınca. Çünkü bugün boya bastırmaya gittim. Yaz yazdırmaya gittim. Bayağı yorgunum şu anda. Şasenin üzerindeki o kablo yerlerinin hepsini söktüm tek tek. Bir de üzerinden flex ile geçtim hani dümdüz olsun. Şasede hani herhangi bir şey yapmasın diye. Pertimler kalmasın diye. İyicene zımpara çektim her yerine. Yani kestiğim yerlere. Buradan şekilde yaptım. Burada da vardı. Şurada da vardı. Bir tane de burada vardı. Ha, şu an böyle bisiklet. Önce üzerindeki yüklerden yani yüklerken üzerinde boyadıktan sonra kötü gözükecek olan şeyleri kesiyorum. Üzerinden de flex iyicene geçiyorum ki hani pütür pütür olmasın boyaya vurduktan sonra. Bisikletimizin boyası bitti. Her tarafını boyadım. İyicene 2-3 kat boya vurdum. Şimdi vernik sıkacağız. Hani vernik olmadığı halde böyle parlıyor. Verniğimizi sıktık. Şu an kapalı ortamda olmasına rağmen nasıl parlıyor görüyorsunuz. Dışarıda rüzgar var diye burada boyadım bisikleti. Yoksa dışarıda bahçede boyayacaktım. Geçen seferki gibi. Görüyorsunuz. Ben şimdi lastikleri değiştirdim. 24 vardı. Diski söktüm buna taktım. İşte sibobunu vesaire. Donel'i taktım işte 26'ya. Onun haricinde fincanları siyah boyayacağız. Bunlar kötü gözüküyor. Buraya astım bunları. Siyah boyayacağım. Gençler ben şimdi bisikleti boyadım. Hatta gösterdim videosunu vesaire falan filan. İşte bugün ertesi gün. Bugün 23 Nisan. Dün 22 Nisan'dı ben bunu boyadığımda. Hani biraz dinlensin dedim bisiklet. Bir gün boyunca beklettim toplamadım. Şimdi toplayacağım saat sabahın 8'i. Sabahın köründe kalktım bisiklet toplayacağım.
23 Nisan işte videosu hazırlamaya çalışacağım. Şey gibi klip tarzında. Eğer yetiştirebilirsem, eğer olursa yapmaya çalışacağım videoyu. Şu an böyle işte bunları sökeceğiz. Kağıt bantlar vardı. Altından ben 4-5 kat bant çektim ki hani boya gelmesin diye. Önce bant çektim, ondan sonra tekrar açık olan bir yer vardır diye bir kat daha geçtim üstünden. Sonra gazeteyi geçtim. Gazetenin üstünden de bir kat daha bant geçtim şu tutma yerlerinden. Bağlantı yerlerinden. Neyse ben videoyu kapatayım. Daha rahat çalışırım en azından. Beyler ben şimdi sabahın köründe size videoyu hazırlamak için aşağı indim. Bugün video yayınlamak istedim. Hani kapanış videosu çekip çekeyim dedim. Detaylı göstereyim bisikleti dedim. Bisikletimizi işte gördünüz paylaştığım şekilde. Yazılarını yapıştırdım. Carlsberg anlamını bilmeyenler vardır belki. Bira markası. Danimarka mıydı? Ney? Bir ülkenin bira markası. Başka ne yaptık bisiklete? Şöyle detaylı göstereyim ben aşağı ineyim. Şu anda bu şekilde bisiklet. Daha neler yapacağız? Daha şu an ne yapacağımız belli değil. Hani şu anda bu şekilde ama ilerleyen günlerde belki ufak değişiklikler yaparım bisikletin üzerinde. Ama şu anlık bu halde. Onu da göstereyim. Videomuzun sonuna geldik. Normalde hiçbir video için açıklama videosu yapmadım sonuna. Kapanış videosu yapmamıştım. Bu sefer yapayım dedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın Instagram'dan, YouTube'dan. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Hadi Allah'a emanet olun.